çözüldü. Bütün tantanın nedeni anlaşıldı. Aynen kardeşim. Biz de diyoruz ki nereden çıktı bu Bahadır'ı yıkama yağlama? Acaba Bahadır Bey bize ne zaman söyleyecekti? Niye söylesin ki abi? Söylerse büyü bozulur. Torpili kalmaz. Ne diyorsunuz oğlum siz? Benden mi bahsediyorsunuz? Yeme oğlum bizi. Her şeyin farkındayız. Sen kimden neyi saklıyorsun? Pandora'nın kutusu açıldı Bahadır'cığım. Ne diyorsun sen ya? Diyoruz ki senin yüzünden müdürden ayar yedik. Abicim sen müdürün oğluysan bizim suçumuz ne? Müdürün oğlu Bahadır, üvey evlat biz. Tabii tabii. Ya. Dersiniz boş çocuğum. İyi bir öğretmen olduğunuz gibi iyi de bir annesiniz. Bunun da üstesinden gelirsiniz. Çocuk yetiştirmek çok zor hocam. Çok zor. Çok. Bilmez miyim hocam? Bilmez miyim? Asıl söylemeniz gereken şeyi bir türlü söyleyemezsiniz. Hele de evlat sevgisi hocam. Evlat sevgisi öyle bir hale sokar ki adam. Hayat demek böyle dolduruyor boşluklarımızı. Sakındığımız, sakladığımız sırları kendi çıkarıyor ortalığa. Birileri geliyor, kalın, sağlam dediğimiz duvarımıza yaslanıyor ve duvar yıkılıyor. Arkasında yıllarca sakladığımız sırlarımız, kinlerimiz, nefretlerimiz karşılıyor bizi. Sonrasında yapacak iki şey kalır bize. Ya duvarı yeniden örmek ya da yıkılan duvarın kalıntılarını temizleyip yaşadığımız kötü anıları yok saymak. Şimdi zil çalacak, ders başlayacak. Kara tahtada ders hayat, konu sen olacak. Thank you.
Arkadaşlar, bugün okulumuz adına çok önemli bir gün. Gururumuz büyük. Şimdi YGS'de Türkiye derecesine giren okulumuzun değerli 5 öğrencisini plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Ömer'cim, tebrik ederim. Hocam, sağ olun. Yetkin, tebrikler. Teşekkürler. Çağlar, kutlarım. Teşekkür ederim. Caner'cim, seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, eğitim hayatınız boyunca haytalıktan, eğlenceden geri kalmadınız ama itiraf ediyorum bu aldığınız sonuçla beni bile mahcup ettiniz. Türkiye'nin ilk 5'i okulumuzdan çıktı arkadaşlar. Yani ummadığımız taşlar baş yardı. Ve bu da YGS Türkiye birincisi, okulumuzun 1 numarası Seyfi Varol'un plaketi. Eminim o da duygularını bizimle paylaşmak istiyordur. Hadi bakalım Seyfi, geç. Seyfi, konuşsana çocuğum. Tabii aldığı derece büyük olunca heyecandan konuşamıyor. Hiç heyecanlanma Seyfi, istediğini anlat. Konuşsana lan. Arkadaşım, adam orada can çekiyor. Sen hala konuş diyorsun. Abicim, yavru fok gibi sesler çıkartıyor. Ne oluyor lan? Allah Allah! Ulan kulağımızın zarını patlatacaksın sabah sabah be! Oh, oh sesim, sesim, sesim kendine gelmiş. Oh, bitmeyecek zannettim ya. Sen gene kabus mu gördün? Sınav sonuçları açıklandığından beri böyle. Adam durumu kaldıramadı. Ayarı bozuldu aynen. Ya oğlum dünyanın sonu değil ya, sınavı kazanamamak. Ya ne oldu? Kafede sen atıp tutuyordun. B oldu, C oldu, A oldu. Oğlum söylenecek laf mı lan bu şimdi? Zaten kamyon ağır hasarlı. Lan oğlum, hepsini yapmıştım. Vallahi yapmıştım ya. En çok da matematikten ümitliydim. Ama soruları cevap kağıdına geçirirken kaydırma yapmışım. Bir kaydırma 1000 hüsran getirirmiş. Neyse ya. Hadi okula gidelim. Olmaz, olmaz, olmaz. Ayşegül'e kazanamadığımı söyleyemem. Hele Kenan Hoca'ya matematikten 0 çektiğimi nasıl söyleyeceğim oğlum? Dert ettiğin şeye bak oğlum, ben söylerim. Ha, hiç. Oğlum saçma salak konuşmayın ya. Hepiniz YGS'den geçtiniz. Ben çakılı kaldım. Lan oğlum bak, bu bizim aramızda bir sır olarak kalacak, tamam mı? Ya arkadaşım, daha ne kadar saklayabilirsin bunu? Sonuçta öğrenemeyecek mi? Çok affedersin ama devlet sırrı mı ki bu?
Osman Hoca ile Rıfat abi içeride yatıyordu. Oğlum onlar duymuş olmasın. Duydularsa var ya ben bittim, yandım, tükendim ya. Ya onlar çoktan gitmiştir hadi. Ama artık bizim de kalkmamız lazım. Hadi geç kalacağız vallahi. Hadi. Hadi. Sabah. Sabah. Kuşumun eti yedi zaten. Ay Allah kahretsin. Hem seni adam gibi. Gene düştü aşağı öldü. Ha, geldin mi Pakize? Geldim de. Ay, ay bebek bu. Allah iyiliğini vermesin. Ne arada orada da geldin? Ay abla sen bebek bebek diye iyice kafayı yedin ha. Ben nasıl doğurayım bunu? Bu benim değil ki. Ay tamam be, şaka yapıyorum zaten. E nereden çıktı peki bu? En önemlisi sende ne işi var? Bilmiyorum ki kimin olduğunu. Kız yolda mı buldun yoksa? Kafenin kapısında buldum. Abla bırakmışlar bebeği. Ay kıyamam sana. Kız emin misin? Sen şimdi filmlerdeki gibi bu bebeği birisi getirmiş kapıya koymuş diyorsun yani, öyle mi? Yatır bakayım bebeği, yatır yatır. Yatır yatır yatır. Gel bakalım. Bak bakalım not mot var mı bir yerde? Yok. Ay nasıl olmaz? Yazması lazım şurasında benim var, adı şu diye. Yok mu bir şey? Yok. Ay görüyor musun? Hadi hadi. Oğlum sallanmayın oğlum. Şş, ilk zil çaldı, ders başlıyor hadi. Şimdi böyle oldu değil mi? Düşene de bir tekme sen vur Galip abi. Bey, ne diyor lan bu? Ya yok bir şey demiyor. Arkadaş gerçekte hayırlı arasında gidip gidip geliyor. Aha. Hadi beyler. Şş, hadi hadi hadi. Hadi. Ya tamam da abicim. Ya ben yalan söylemeyi beceremem ki ya. Bana bak lan Mario. Kimse duymayacak tamam mı Mario? Tabii Seyfi. Yani biz söylemediğimiz zaman kim duyacak ki? Ona bak oğlum, ölümle mi susadın lan sen? Ha? Be sussana, kapat çeneni. Adamın can damarına bas. Şş, tamam lan tamam. Hadi müdür tarafından Zortingen ştirazi olmadan girelim şu sınıfa. Zortingen ştirazi ne be? Mortingen o. Bence ikisi de saçma. Zortingen, Mortingen diyor. Hadi. 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 Ay tabii ya. Ben nasıl daha önce bunu düşünemedim? Ne düşünüyorsun abla? Dur sen dur. Ben çözdüm bu meseleyi. Bu bebeği kimse kapıya falan bırakmadı Pakize. Ay olur mu canım, ben buldum getirdim. Kendisi mi geldi diyorsun? Ay yok artık. Yok artık. Ay yok artık, ben de onu diyorum. Öf Pakize uzatma. Rıfat'ın işi bu besbelli. Aa nasıl yani? Nasıl var mı kız? Aklı sıra beni deniyor yine, acaba anne olabilir miyim olamaz mıyım diye mercimek kadar beyniyle. Ay şuncacık bebekle, yok artık abla, o kadar da değil. O kadar Pakize, o kadar. Neden şaşırdın? O mikropla bir olup hiperaktif yerlerini buraya getiren sen değil miydin yoksa ha? Ay öyle deme abla, çok üzülüyorum ben. Ah, kıyamam ben sana. Ama ben çözdüm bu meseleyi. Büyük çocuklarla yetinmedi. Şimdi el kadar bebecikle beni kandırmaya çalışıyor. Ay abla, el kadar bebeği kim verir Rıfat abiye? Rıfat bu. Merak etme, bulmuştur bir yolunu. Ama ben yer miyim? Yer misin? Yemem. Şu kıvrım kıvrım buklelerin altındaki parım parım parlayan zekayı hala keşfedemedi benim soğan cücüğü beyinli kocam. Ama bunu ben senin yanına koyar mıyım Rıfat? O benim kuzum. O benim kuzum. O şuna bak, pek tatlı Pakize. Çok tatlı, çok çok çok. Acıkmış mıdır dersin kı? Ay, ben süt ısıtayım. Süt ısıtayım. Çabuk. Ah oh, benim kuzum. Ne oldu? Ha? Ne oldu sana anne? Çocuklar ya, o ev nasıl ev öyle, nasıl pislik içinde. Sabun nerede, diş macunu nerede belli değil. Her yer is, pis. Klasik bir öğrenci evi işte. Ah Osman hocam ah, evden atıldın. Bak ne hale geldin. Osman hocam.
Öğretmenin odasına baktım, bulamayınca buraya geldim hocam. Bir hijyen insanı olsa olsa suyun yanındadır dedim. Hocam biraz konuşabilir miyiz? Hocam bana kırgın olduğunuzu, tavır yaptığınızı biliyorum. Ama izin verin konuşayım. Hatamı telafi edeyim hocam. Siz evden gitmenizi söyleyerek büyük hata yaptım. Kabul ediyorum. Ama dersim var hocam. Size iyi günler. Caner. Önce Küsen, ondan sonra da haber vermeden çekip giden sen değil misin? Şimdi de Poyraz'la tiyatro oyunda oynuyorum diye bana kızıyorsun. Ya bir şey kızdım falan yoktur. O zaman barıştık. Hı? Ya senden ayrı kaldığım süre içerisinde daha iyi anladım seni ne kadar sevdiğimi. Caner'in gelmesi iyi olmuşa benziyor. Baksana. Duru'nun yüzünde güller açıyor. Hı, evet. Poyraz. Sana teşekkür etmek istiyorum. Şu son kargaşada konuşamadık ama sınavı kazandıysam senin sayende kazandım. Ne alakası var Yeriz? Ben bir şey yapmadım ki. Hayır. Sen olmasaydın sınavı kazanmayı bırak, annem sınava girmeme bile izin vermeyecekti. Önemli olan senin kazanman. Gerçi şu kendini bilmezler burnumuzdan getiriyor ama. Dedem öldü. Ona gittim. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Bugün ders yapmıyoruz. Müdür beyle konuştum, izin aldım. Tiyatro oyunumuzla ilgili çok önemli gelişmeler var. Müfredatta zaten ileri olduğumuz için iki dersimizi tiyatro salonunda prova yapmaya ayırıyorum. Oyunda görevli olmayan arkadaşlarımız izinli. Hadi bakalım hazırlanın. 10 dakika içerisinde tiyatro salonunda buluşuyoruz. Osman hocam hala kızgın bana. Haksız da sayılmaz ama Metin. Yani adam senden habersiz kirayı bile ödemiş, sen onu evden kovmuşsun. Tamam, biraz sıkıntılarımız vardı da. Ya maddi konuları konuşurken neden bu kadar sıkılıyorsun anlamıyorum. Sıkılırım, geriliyorum. Neyse ya. Sen bana bir akıl fikir ver hadi. Nasıl gönlünü anlarım ben bu adamı? Hediye mi alsan ona acaba? Hediye derken çiçek gibi falan mı? Aa, bir dakika şimdi, bana bile çiçek almamışken Osman Hoca'yı alırsan bozulurum Metin. Nasıl sana çiçek almadım? Yüksel restorana gittiğimizde sana çiçek almadım mı ben? Sayılmaz o Metin. Ya ne bileyim işte, sen hadi bana bir akıl fikir ver. Aslında aklımda bir şey var benim. Ne? YGS'yi geçtik. Sırada LYS var. Ay Seyfi. İnşallah aynı üniversiteyi kazanırız değil mi? Ya inşallah, inşallah, inşallah. Ya yan sınıftan Murat var ya. Evet. Kazanamamış. Çok ümitliydi çocuk. Şimdi perişan. Ailesi de çok anlayışsızmış. Ne yapacak bilmiyorum. Ay canım ya. İnşallah seneye kazanır. Bakalım artık. Ailesi tekrardan sınava girmesine izin verirse. İyi ki biz kazandık değil mi Seyfi? Ya. İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki. Ya arkadaşım, bu kadar büyütmeye gerek yok. Dünyanın sonu değil ya. Seneye girer sınava. Tabii canım. Marifet sanki kazanmak. Yani... şey yani... Yetkin doğru söylüyor. Yani ölüm yok ya sonunda. Ondan şey ettim. Abicim konu var ya, bir değişmedi gitti. Aynen ya. Kızlar. Sizin tiyatro salonuna gitmeniz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ben merak ettim Elif Hoca ne söyleyecek. Dur hadi. Ya beyler. Bu tiyatro olayını ben de çok merak ediyorum ha. Gitsek mi? Gidelim ya. Zaten kıl oluyorum çocuğun Duru'yla aynı oyunda olmasına. Hadi Seyfi. Hadi. 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 Hadi.
Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Pakize, masalara örtü koy. Anam, bu bebek ne? Ha, bilmiyorsun değil mi Rıfat abi? Bilmiyorum. Ben var ya, bu bebeği kapının önünde buldum, biliyor musun? Hadi canım. Ne oldu, şaşırdın mı? Ya Pakize'ni bu kinayeli kinayeli konuşma artık. Tabii ki şaşırdım ya. Allah Allah, biz hiç şaşırmadık Rıfat abi. Nedense hiç şaşırmadık. Allah Allah. Pakize, saçma sapan konuşma. Güneş açtı, senin kafa yine gitti ya. Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Şimdi de Aynur ablanın yanında mı yer alıyorsun sen? Nasıl yani? Ne demek nasıl yani ya? Ben senin 3 tane hiperaktif yeğeni getirdim ya buraya. Ona karşılık olarak Aynur da bu bebeği getirdi buraya. Ha, yapmış mıdır? Ya Rıfat abi... Ama ben sizin işlerinizden hiçbir şey anlamıyorum Rıfat abi. Yemin ediyorum anlamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok ya. Anlaşılmayacak bir şey yok Pakize ya. Önce oyuncak bebek getirdi. Şimdi gerçek bebek beni bebek fikrine alıştırıyor Aynur Sancaklı. Ha. Ama ya Aynur abla bunu kapının önüne koymuş olabilir mi? Ay el kadar bebek ama ya. Tabii canım. Tabii canım ya, koyar. Koyar, Aynur yapar bunu. Ama Rıfat Sancaklı bunu yer mi? Yemez. Aynur Sancaklı, sen giderken ben dönüyordum. Hey. Tabii canım, tabii. Yayılma. Git bana kahve yap. Ha, al, al sen bebeği besle. Ay gel 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 gel. Aa, dedi çocuk. Süt mü? Süt vereyim. Al bakalım. Süt istemiyorsun. Ne yapalım? Sinemaya gider miyiz? Hanımefendiciğim. Küçük hanımlar geldiler. Bahçeye kadar gelebilir misiniz acep? Ne oldu bacı kalfa? Ah hanımım ah. Gelip kendi gözlerinize görmelisiniz. Arkadaşlar çok ruhsuz oynuyorsunuz, farkında mısınız? Hakan canlan biraz. Çocuklar, oyunumuzun iyi çıkması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Çok az bir vaktimiz kaldı. Ne için az bir vaktimiz kaldı hocam? Açıklamayı müdür bey yapacak, birazdan burada olur. E hadi ama asmayın suratınızı. Hakan'cığım, Suna Hoca'n haklı. Konuşma üzerine biraz daha çalışman gerekiyor. Hadi bakalım ikinci sahneye geçelim o zaman. Duru, Poyraz. Teklifimi kabul ederek bana neler bahşettiniz bir bilseniz Fitnat Hanım. Lütfen öyle söylemeyin Eşref Bey, utandırıyorsunuz beni. O gül yanaklarınızdan bana bir buse lütfederseniz... ...ömrümü feda etmeye hazırım bilesiniz. Çocuklar, bakın. Arkadaşım, o nasıl bir bacı kalfa öyle ya? Adam karakter yorumlamayı bilmiyor. Küçük hanım ne ya? Küçük hanım ne? Doğrusu küçük hanım. Allah Allah, yapamıyorsan iyi sahneden canım. Allah Allah, çekil. Ya Poyraz anne beni. Hem benim rolümü kaptığı yetmiyormuş gibi... ...bir de sahnede bahaneyle Duru'ya yakınlaşmaya çalışıyor. Ben de burada elim kolum bağlı böyle... ...dikiliyorum. Abicim içim karardı ya. Ne güzel biz olacaktık sahnede. Hayallerim yıkıldı. Benim hiç umudum kalmadı. Benim gözüm karardı aynen. Janjan, şu sahne çıkıp bir hatırlatalım mı kendimizi? Saçmalama Sayko ya. Zaten minniyiz okulda. Durduk yere asılacağız şimdi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun müdür bey. Hoş geldiniz müdür bey. Ben çocuklara hiçbir açıklama yapmadım. Sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Okulumuz bu hazırladığınız oyunla liseler arası bir tiyatro yarışmasına katılacak. Çok güzelmiş hocam. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işe başlarken böyle bir amacımız yoktu. Ama
Aldığımız habere göre bu organizasyon öyle basit bir yarışma değilmiş sadece. Büyük ödülü alacak okula bir bilgisayar laboratuvarı kurulacakmış. Tam da okulumuzun eksikliğini hissettiği bir şey. Evet. Ve ayrıca o oyunun öğrencilerine de birer tablet bilgisayar hediye edilecekmiş. Bir vakıf üniversitesiyle belediye birlikte organize ediyor arkadaşlar. Bu yüzden kalabalık bir izleyici önünde oynayacaksınız. Haberi biz de biraz geç aldık. Yazılarınız başlamak üzere biliyorum ama sizler her iki işi de birlikte yürütebilirsiniz. Buna inanıyorum. Çünkü başarılı öğrencilersiniz. Elif Hocam, Suna Hocam, sizin de iyi bir iş çıkaracağınıza inanıyorum. Teşekkür ederiz Salih Bey. Sağ olun hocam. Neyse, ben sizi daha fazla oyalamayayım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Sağ olun. Evet, beyler. Sizin başka işiniz yok mu? Yani şey hocam, bizim dersimiz boştu. Biz de arkadaşları izleyelim dedik. Yani ders çalışmak falan yine gelmedi aklınıza. Evladım, bu okulda ders çalışacak bir sürü alan var değil mi? Kütüphane var, sınıfınız var. Arkadaşlarınızın dikkatini dağıtmayın. Bence gidip dersinizi çalışın. Böyle de öğrenci kayrılmaz ki abi. Hayır arkadaşım. Sanki biz bu okulun üvey öğrencileriyiz. Bahadır'ın Özbey Özoğlu olduğu ortaya çıkınca artık hiçbir şeyi saklamıyor anlaşılan müdür bey. Aynen. E ama kardeşim, benim de babam müdür olsa bana da bütün kapılar açılır. Bana da hayat güzel olurdu yani. Aman çocuğum mahrum kalmasın. Aman evladım her şeyi yapsın. Tabii, kendi oğluna pış pış. Bize gelince hadi yallah. Kes lan! Ne konuşuyorsunuz? Duzar mısınız benim arkamdan? Gel. Delikanlıysanız yüzüme söylesenize ha. Ne oluyor çocuğum? Neyi maydıyorsunuz siz ya? Ne biliyorsunuz ki siz benim hakkımda ha? Müdürün oğlu olduğunu biliyoruz, yetmez mi? Ne ya müdürün oğluymuş. Umurumda bir kolum sanki müdürün oğlu olmak. Bir dakika hocam. Aramızda kan bağı olabilir ama hiçbir zaman gerçekten baba oğlu olmadık biz, anladın mı? Olmayacağız daha. Müdürüm olabilir ama babam asla olmayacak. Kimsenin bana torpil geçtiği falan yok, anladınız mı? Zaten ben istemem öyle bir şey. Bunu o küçük beyninize sokun yoksa ben sokarım. Bahadır lütfen. Çekilin ya. Aferin size. Beğendiniz mi yaptığınızı? Bu mudur sizin kendinizi gösterme yönteminiz? Arkadaşınız hakkında yalan yanlış şeyler söyleyerek kavga çıkarmak mı? Hocam ortada yalan filan yok. Sizce de müdür bey kendi oğlunu bizden kayırmıyor mu? Bakın, bu okulda böyle şeyler olmaz. Bunu unutmayın, tamam mı? Kulağınıza küpe olsun. Tamam, ilk duyduğumda ben de şaşırdım. Hatta ne diyeceğimi bilemedim. Ama senden duyunca... Ya tamam kardeşim, sıkma canını, rahatla biraz. O dengesizleri de takma kafaya. Hem basketten hem tiyatrodan sürülünce neye saldıracaklarını şaşırdılar. Ya bunların ne dediği umurumda değil ki. Ama bizi gerçekten baba oğlu zannediyorlar ya. Böyle pazar sabahları kalkıyoruz, güreşiyoruz zannediyorlar. Pikniğe gidiyoruz, top oynuyoruz zannediyorlar. Ama bizi gerçekten baba oğlu zannediyorlar ya. Böyle sevgi dolu, şefkatli. En çok da o koyuyor ya. Bazen var ya, ona olan nefretimden böyle dünyaya aykırasım geliyor. Ben gidiyorum abi. Hey beyler,
Neler kaçırıyoruz neler. Bu yarışmaya girmemiz lazım beyler. Bütün okula kim olduğumuzu göstermek için iyi bir fırsat. Ya böyle bön bön bakmayın. Kolay lokma olmadığımızı kanıtlayalım. Aynen. Ama nasıl? Ya şimdi sınavları her türlü vereceğiz. Bundan kuşkusu olan var mı? Yok. Babası kesin. Evet. YGS'ye bile geçemedikten sonra bu okula artık yapacak hiçbir şeyim yok kardeşim benim. Bu okul bitecek kamyon. Böyle karalar bağlamakla olmaz. Bu tiyatroda da olacağız. Nasıl yapacağız abicim? Biz de hazırlanıp biz de gireceğiz yarışmaya Ömer. Ya aslında var ya, o bilgisayar alıp böyle müdürün masasına vurmak var ya, ne keyifli olur be. Onun için önce yarışmayı kazanmak lazım kardeşim. Biz istedikten sonra olmayacak bir şey değil o çağlar. Hepimiz kısa bir sürede hazırlanıp o çocuklara rakip çok güzel bir oyun çıkarabiliriz ortaya bence. Var mısınız beyler? Ha? Kamyon. Tamam lan tamam. İşte bu be abicim. Aynen be. Yaşasın dostluğun gücü be. Aslan kardeşlerim benim. Aslanım, dostum, dostum, dostum. Çocukları iyi ki tiyatro salonunda görmedin Kenan. Neredeyse kavga edeceklerdi. Bu Bahadır meselesini nereden öğrenmişler? Bilmem. Üstelik ben dahil kimse bilmezken. Ama Bahadır'ın üstüne gitmeleri hiç hoş değildi. Ha işte bak müdür beyin men etme kararına karşı bir savunma mekanizması geliştirmiş çocuklar. Olmaz. Yine de çok yanlış yapıyorlar. Ama ben işte bunun için söylüyorum müdür beyin men etme kararı doğru değil diye. Yani çocuklar arasında ikilik yaratıyor. Ama böyle de bir yere varılmaz ki. Hayır yani ne olacak? Çocuklar şimdi bu dışlanmışlık psikolojisiyle gidip derslerine mi sarılacaklar? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya kusura bakma ama bu Salih Bey öğrenci psikolojisinden hiç anlamıyor. Ama senin de biraz dikkatli olman lazım Kenan. Nasıl yani? Müdür Bey'in odasında olanları anlattım. Onu oğlunu kayırmakla nasıl suçladığını. O da hiç doğru değil bence. Sanatın ve sanatçının dostu Kıvırcık Kafe. Gençler doğru yerdesiniz. Ya Rıfat abi valla nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz sana da. Yani kafeyi bize bırakman çok büyük incelik. Ayıpsınız gençler. Yani elinizde şöyle bana uygun güzel bir rol varsa sanatıma kaldığım yerden ben de devam etmek isterim. Yetkin. Yok böyle iyi Rıfat abi. Zaten fazla kostümümüz de yok. Hani sen halledeceğim o işi demiştin. Ya tamam arkadaşlar biraz sabredin. Benim bir planım var. Duru'yla Ayşegül'e de haber verdim. Onlar bize lojistik destek sağlayacaklar. Anlatacağım her şeyi. Bir şey anladıysam Arap olayım. Hayır, Arap olamazsın. Bacı kalfa benim. Gençler, en zor günümde sizler bana evinizin kapısını açtınız. Ben de size kafemi emanet ediyorum. Ne ihtiyacınız varsa içeride. Pakize size yardımcı olacak. Olmak ya da olmamak. İşte... Tamam Rıfat abi, biliyoruz. Bütün mesele o. Evet. Tamam gençler. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler Pakize. Evet. Kamyon. Farları kapatıp sağa çekmişsin. Hayırdır abicim? Aynen kardeşim. Oğlum toparlan biraz. Hayatın sonu değil ki. Olmuş ölmüşe çare yoktur. Ya psikopat. Sen nasıl moral veriyorsun böyle ya? Olmuş ölmüş mölmüş ne demek ya? Lan oğlum benim derdim bana yetiyor zaten. Bir de siz dalaşmayın. Annem arıyor. Annem arıyor. Ne diyeceğim ben kadına şimdi? Ha? Daha fazla atlatamam kardeşim. Kesin sınavı soracak. Puanım kaç diyecek bana. Ben ne diyeceğim kadına? Ha? Aç kardeşim aç. Aç her şeyi dobra dobra söyle. De ki anne de böyle böyle de yapamadım de. Seneye inşallah de. Zaten dayanamaz o seni affeder. Olmaz olmaz. Anneme söylersem annem gider babama söyler. Babam da beni alır tamirciye götürür. Tamirci de giy tulumları der. Ben bir daha oradan çıkamam. Alın siz söyleyin kardeşim. Ya abicim biz ne diyeceğiz? Al. Tuvaletine git dediğin, tuvaletin deliğine düş dediğin, aldı dediğin, gitti dediğin. Bir şeyler değil kardeşim. Bir şeyler söyleyin ya. Ya abicim zaten haber vermeyecek misin? Söyle kurtul. Olmaz. En azından şimdi idare etmem lazım kardeşim. Alın bir şeyler söyleyin ya. İyi ver ben söylüyorum annene o zaman. Ha? Lan oğlum manyak mısın? Niye söylüyorsun? Seyfi.
Hiç iyi bir şey yapmıyoruz. Ben söyleyeyim de. Alo. Ben de zil çalınca çocuklar geldi zannettim. Sizin burada ne işiniz var hocam? Osman hocam, aramızdaki kırgınlığa bir son vermeye geldim. Bize yaptıklarım için özür dilerim, evden kovduğum için falan. Bir dostluğu bozmak kolay, onarmak zordur. Boşuna gelmişsiniz. Hocam, hocam. Hocam ya, lütfen yapmayın ya. Pişman olmayacaksınız, ilk önce beni bir dinleyin. Onurumu ayakları altına aldınız. İyi geceler Metin. Hocam, Osman hocam. Herkes ikinci bir şans hak eder değil mi? Siz ikinci şansı da iyi kullanamadınız efendim. İyi geceler. Hocam, hocam. Yemin ediyorum gitmem, kutuyla sabaha kadar kapının önünde dikilirim. Kararsız. Geldik. Kızlar, getirdiniz mi istediklerimi? Ya Yetkin, getirdik de Allah aşkına bunlar sizin ne işinize yarayacak? Hakikaten ya, ne yapacaksınız bunlarla, ben anlamadım ki. Süper, vallahi süper ha. Tam istediğim gibi. Ya Yetkin, sen iyice balataları gevşettin ha. Oğlum ne işimize yarayacak bizim bunlar? Yetkin prodüksiyon gururla sunar. Yeşil Köşk'ün aşıkları. Vah vah vah. 2 gram beyni vardı. O da gitti zavallının. Yeter Yetkin, pert oldu aynı. Arkadaşlar, ben aklımı oynatmadım, tamam mı? Şimdi beyler, hepimiz müdürün ve öğretmenlerin gözü önünde bozulan imajımızı düzeltmek için bu yarışmaya katılmıyor muyuz? Evet. O zaman madem korsan bir tiyatro kuruyoruz, kostümümüzden oyunculuğumuza kadar her şeyin mükemmel olması lazım. Hocam lütfen konuya girin, zira benim vaktim çok değerli. Hocam eğer barışırsak bu koldeki her şey sizin. Rüşvet mi veriyorsunuz? Estağfurullah hocam, hediye. Siz kirayı ödediniz ya, hani evdeki borçları ödediniz. Bu elimde görmüş olduğunuz sünger, yağlı yüzeylerle mücadelede çığır açıyor. Hocam lütfen, beni böyle şeylerle kandırabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Asıl size lütfen hocam, sözümü kesmeyin. Bitti mi? Bitmedi mi? Bu elimde görmüş olduğunuz gliserinli sıvı sabun, içerdiği yoğun nemlendirici sayesinde eldeki çatlamalara da bir son veriyor. Üstelik mango aromalı. Mango. Bitti mi? Bitmedi hocam, bitmedi. Bu elimde görmüş olduğunuz yüzey temizleyici, yaydığı çiçek kokularıyla evde bir bahar havası estiriyor. Bitti mi? Bitemez. Bu elimde görmüş olduğunuz... Hocam, vallahi beni ikna ettiniz, beni çok iyi tanıyorsunuz. Çok şükür hocam. Vallahi kendimi size borçlu hissediyordum. Yüksel Hoca bile bana tavır yaptı, sizi evden yolladım diye. Hadi gidelim. Hadi hocam. Zaten benim eşyalarım kapının yanında hazır. Hemen gidelim. 3-4 gündür ben evde yokum ya. Şimdi her tarafı pislik kaplamıştır. Pistir her taraf. Hadi. Hadi hocam. Benim bavulu da alabilirsiniz. Alırım, alırım. Oh be. Yeter Yetkin! Aklını mı yitirdin sen ya? Arkadaşlarım, ne olursunuz bana güvenin. Gerçekten. Çok güzel olacak. Birinci olacağız ve okulun gururu olacağız. Hiç makul değil kardeşim. Bence de. Hem yani kadın karakterler de var mesela, onları kim oynayacak? Ben hayatta oynamam. Ben hiç oynamam abi. Ya aslında hani biz oynarız diyoruz ama. Yani müdür bey zaten kız. Vallahi üstümüze çeker şimşekleri. Yani isterseniz oynarız ama. Olmaz kızlar. Bizim derdimiz başka. Biz kimseden yardım almadan bir şeyleri yapabiliyoruz'u göstermek. Aynen. 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 Oğlum bu aynen öyle aynen değil. Ulan değil. Ulan bunlar oğlum delikanlıyı rencide edecek hareketler yahu. Aynen. Bence de. Ya. Ben yaparım abi be. Ha? Oğlum büyük sanatçı olmanın da olayı bu değil mi zaten? Rol seçmeyeceksin. Ha? İşte Super Mario. Benim sahalarda görmek istediğim hareketler bunlar. Arkadaşlar, aslında Yetkin bir yerde haklı.
Hatun onay çıktıysa ben varım beyler. Hem zaten başlamış bir kariyerim var biliyorsunuz yani. Bunu devam ettirmek istiyorum. Neyse. 3-2 kaldınız. Kabul ediyor musunuz? Aman iyi be. İyi tamam peki. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Gene mi rezil olacaksınız siz? Bir kadın kılığına girmediğiniz kalmıştı. Ona da girin tam olsun. Sen oradan bizi mi dinliyorsun lan? Ha? Deli kulak. Şşş ağır ol. Keserim o dilini. Yok ya gel kes bunu. Cana cana cana. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Çocuklar Vahşi Batı'nın silahlı barlarına çevirdiniz burayı ha? Burası nezih bir ortam. Ya sataşıyor Pakize. Bana ispiyoncu diyen delikanlıya bak. Ağzınıza acı biber süreceğim ha. Kardeş kardeşe geçinmeye niyetiniz yok sizin. Poyraz ver tepsiyi. Poyraz. Sen bugün çok yoruldun. Hadi git artık. Hadi. Ağzınıza biber süreceğim hepinizin. Ayşegül. Çıkalım biz de artık ha. Caner. Bak dolaşma kimseyle tamam mı? Tamam ya. İyi şanslar. Şansa ihtiyacımız olacak zaten. Oo beyler. Hadi az laf çok iş. Buyurun. Oğlum öyle fes mi olur üstüne fes yazmışsın? Fes işte. O ne? Sen kendininkine bak bir kere önce. Fes dediğin kırmızı olur oğlum. Çok kötü ya. Fes yazmışsın oğlum. Olmadı. Aynur nereden çıktı bu şimdi ya? Piyangodan. Ne piyangosu? Milli Rıfat piyangosu. Sözüm ona anne olamayacağımı kanıtlayacak ya. Bulmuş nereden bulduysa işte. Ya Aynur, bu el kadar çocuk. Rıfat nereden bulsun böyle bir çocuğu? Yani bu çocuğun annesi kim, babası kim? Ay enişte güldürme beni Allah aşkına. Yeter ki yıldırma politikası olsun Rıfat için. Biliyorsun gerisi teferruat. Ama ben yer miyim? Yemem. Ay ama bu daha bebek. Annesinin yanında olması lazım. Çok tatlı değil mi baba? Çok sevimli hakikaten. Baba, Elif abla. Siz evleneceksiniz ya. Eğer kardeşim olursa... Böyle mi olacak yani? Bunun kadar tatlı mı olacak? Oğlum sen de bazen ne dediğini bilmiyorsun ha. Şimdi sırası mı böyle laf etmenin? Sen uykun gelmiş. Aynur yengesi bunun uykusu gelmiş. Hadi ikisini birden aldı sen. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Gel bakalım mani boncuğum. Lan oğlum bak çarpacağım ha. Yer paspasını vermişsiniz peruk diye. Rezillik diz bu ya abicim. Ne yapalım abicim piyango sana çıktı. İki tane peruk vardı onları da taktık işte. Ya Yetkin sen bunu iyice temizledin emin misin? Hani sonra pirelenmeyelim. Osman hocanın eli değmiş kadar temiz. Bizzat kendim temizledim Caner. Sen de hiç fena olmadın ha, psikopat. Sana var ya şuradan böyle bir tane çakarım. Zaten bir huylandım, kıllandım. Yapıyorsun lan. Yeter, çene çalmayın. Hadi provaya. Sen ne diyecektin? Kenan, babam var ya. Hı. İstanbul'a geliyor. Ne buyursun? Ne? İstanbul'a mı geliyor? Gerildiğini biliyorum ama biliyorsun seninle bir an önce tanışmak istiyordu. Biz de hemen gidemeyeceğimize göre o geliyor. Anladım, anladım. Ne zaman? Belki yarın, belki yarından da yakın. Ne diyorsun ya? Neyse, geleceği varsa gör, yani... Gelsin, başımızın üstünde yeri var anlamında. Neyse, ben bu lafı toparlayamayacağım. Kenan, yalnız babamın karşısına çıkarken giyimine, kuşamına çok dikkat etmen gerekiyor. Elif, çocuk muyuz Allah aşkına? Yani babanın karşısına da kot pantolon, penye tişörtle çıkacak değilim ya. Ya orası muhakkak ama babam için ilk izlenim çok önemli. Yani nasıl başlarsa öyle gider. Tamam, anladım, anladım. Ben söyleyeyim de.
Şimdi Caner, sen seyistlik yapan Eşref'sin. Tamam mı arkadaşım? Mario, sen de konağın güzeller güzeli, biricik kızı Fitnat'sın. Şimdi ilk sahneden provamıza başlıyoruz. Hadi prova. 3, 2, 1, oyun. Ya Yetkin, şu el tutma olayı olmasa yani... Hani bunlar böyle uzaktan sevip de kavuşamayanları oynasalar, ha? Öyle yedirsek, olmaz mı? Olmaz Caner. Bak burada ben oturuyorum. Oğlum, karşında biricik aşkın Fitnat var. Bu onunla görüşebildiğin yegane zaman. Ona aşk dolu, sevgi dolu bakacaksın, tamam mı? Hadi tekrar başlıyoruz. 3, 2, 1, oyun. Ya Allah aşkına şu sıfata bir bakar mısın ya? Ya ne aşkı ne sevgisinden bahsediyorsun. Ya aşktan da soğudum, sevgiden de ya, yemin ediyorum. Ya abicim bazen var ya çok kırıcı oluyorsun ya. Ha? Benim de bir gururum var. Sen neyi mi beğenmedin ki? Hı? Lan oğlum tamam cıvıtmayın. Zaten moralim yerlerde, başlayacaksınız başlayın ya. Şşş, hadi kızdırmayın kamyonu, hadi! Ey ruhumdaki yaranın dermanı, gözleri içime ışık saçan güzel sevgili. Sizin yokluğunuz içimi kor ateşlere atıyor gibi sanki. Ey sebebi hayatım, aşkımız elbet bir gün can bulacak. Ya abicim ne gülüyorsunuz ya? Açıkta bir şey mi gördünüz? Ya ben burada sanatımı icra ediyorum, sanatımı. Et Mario'cum et. Biraz fazla abart olmadı mı? Et kardeşim et de. Tutan yok seni. Birazcık şey oldu şey. Ne olmuş lan? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Yani Mario, biraz fazla kırıtıyorsun. Allah Allah! Bana bunu diyen sıfata bak. Arap bacı kılığında karşımda. Hayret. Hayretler içerisindeyim doğrusu. Abicim, ben bayağı rolüme girdim. Kostümümü de giydim. Sizden de aynı özveriyi bekliyorum abicim. Evet. Sen de tut şu elimi. Sanatın ve sanatçının dostu Pakize, çaylarıyla emrinizde. Buyurun. Şey, arkadaşlar, şimdi aranızdaki en yetkin kişi kim? Yetkin. Ha. Yetkin. Hı. Al çay. Yetkin, belki dedim şimdi hani birine ihtiyacınız vardır. Ben de Rıfat abi kadar iyi oynayabilirim yani. Şimdi mesela... Ey mezar! Ey kayalar içine oyulmuş gelin odası! Romeo, Romeo! Uğursuz zangoç, sus! Nasıl, olmuş mu? Fazla abartıyorsun Pakize. Biz doğallıktan yanayız. Sen bu akımın yolcusu değilsin Pakize. Olmadı Pakize. Olmadı evladım. Sen şey ama bakın peruk değil peruğa ihtiyacımız yok. Eğitilebilirim. Olmadı evladım. Çok da ihtiyacım vardı size. Olmadı başka yerlerde denemeli. Haydi. Ya dur. Hadi. Hadi. Ha, bu sefer ıvır zıvır istemiyorum. Hadi tut. Bahadır. Sınav için tebrik edemedim seni. Bayağı iyi puan almışsın. Tam senden beklediğim gibi. İkinci sınavda da aynı performansı bekliyorum.
Tiyatro çalışmaları nasıl gidiyor? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sadece hayatına biraz dahil olmaya çalışıyorum. Çalışma. Bırak onu gitsin. Hem sen bana bile danışmadan nasıl söylersin herkese durumumuzu? Ne? Ben kimseye bir şey söylemedim ki. Tabii benden yüz bulamayınca başka yollara başvurdum. Yazık. Ya ne güzel geçiniyorduk birbirimize dokunmadan. Nereden çıktı bu babalık sevdası? Bahadır, evladım. Öyle değil. Ben sadece senin öğrencin. İnsanların babam olduğunu bilmeleri umurumda bile değil. Sen sadece nüfus kağıdında yazan bir isimsin. O kadar. Kızım, gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Ne bu saçların hali? Hemen topla bunları. Derhal topla. Hadi bakayım. Hadi. Ah! Bu ne hal? Ne bu hal böyle? Hiç öğrenciliğine yakışıyor mu senin? Soytarı gibi. Şu hale bak. Düzel şu kravatını. Kravatın bir tarafta, gömleğin bir tarafta. Hiç ahlak disiplin kalmamış. Gevşek bunlar, gevşek. Hadi bakayım, hadi derse. Sen, gel kızım bakayım. Sen saçlarını boyadın. Yasak değil mi okulda kızım? Ah, bu ojeleri derhal siliyorsun. Bir daha görmeyeceğim. Derhal siliyorsun, hadi bakayım. Hadi. Sen, evladım. Sen, gel bakayım buraya, gel. Geç şöyle bakayım. Şuraya geç. Bu saçların hali ne böyle? Nasıl bir şekil bu? Bunlar daha kısa olacak. Daha kısa, anladın mı? Daha kısa. Hadi bakayım dersine. Beyefendi. Affedersiniz ama siz ne yapıyorsunuz burada? Baktım çok başı boşlar. Ben de gördüklerime müdahale ediyorum. Yok, benim öğrencilerime kimse bağıramaz. Sizin öğrencileriniz de. Şimdi anlaşıldı neden bu kadar dağınık oldukları. Başlarında sizin gibi hocalar olduğu sürece... Ah, saldım çayıra, Mevlam kayıra. Beyefendi lütfen dışarı çıkın. Kim olduğunuzu zannediyorsunuz da? Sen kimsin söyle bakayım bana. Ha? Kimsin sen? Dua edin zil çaldı. Galip, şu adamla uğraş. Ne? Şu adam mı? Şu adam mı olduk şimdi? Gel bakalım bu kozlarımızı paylaşalım. Gel buraya. Bana bakın beyefendi. Tamam, tamam hocam, tamam. Ben hallederim, siz dersinize girin. Ya hayırdır beyam, sen kime baktın, derdin ne ya? Sen hesap mı soruyorsun bana? Çattık ya, gel. Ya arkadaş şu okula bir tane normal adam gelsin dişimi kıracağım. Vallahi billahi dişimi kıracağım ya. Gel bakalım. Ay fıstığım benim. Gel bismillah. Gel bakalım. Hoppa. Oh. Anam, Kıvırcığım bu sende mi hala? Ne yapsaydım Rıfat? İkileyen o mandalı eskiciye mi değişseydim çocuğu? Allah Allah. Uzattın Kıvırcığım ya. Gönder bu bebeciği annesine gitsin ya. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Zaten ne eve uğradığın var, ne çocukla ilgilendiğin. Sardın başıma gittin. Kıvırcığım, benim bu Şam şeytanınla bir alakam, bir ilgim yok. Ben de yedim. Malım ya ben, safım, salağım ya, inandım hemen sana. Ya Kıvırcığım, numara yapıyorsun. Numara. Rıfat, benim asabımı daha fazla bozma. Zaten heyheylerim tepemde. Ağla durdu sabaha kadar zır zır zır. Sen de bunu görünce anne olmaktan vazgeçtin, değil mi? Hayır efendim, vazgeçmedim. Kimse de beni bundan vazgeçiremez, tamam mı? Ben de nerede kaldı diyordum. Evet Rıfatcığım, El Bebek Gül Bebek konseri başladı. Sabaha kadar ben dinledim, biraz da senin kulaklarının pası silinsin. Al bakalım. Aa, sustu. Ay vallahi sustu. Rıfat hiç kıpırdama, hiç bozma, tamam mı? Ben bir süre yokum. Nereye Kıvırcığım? Alamadığım uykumu almaya canım. Bu arada ağlarsa altın üstüne bakarsın, değiştiriverirsin bir zahmet. Hadi ben kaçtım. Hayır gitme! Kıvırcığım!
bitti ya. Ya sen ne çirkin şeysin ya. Çok çirkin bir şeysin sen ya. Vallahi hık demişsin, benim burnumdan düşmüşsün. Benim gibi çirkinsin. Adın ne senin? Ha, daha adını söyleyemiyorsun değil mi? Aa, peki sana bundan sonra Rıfat Junior ismini koyuyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Rıfat Junior, Rıfat Junior, Rıfat Junior. Evet, bence de. Gelin. Beni çağırmışsınız. Evet, çağırdım. Hocam, çocuklara neden söylediniz? Neyi? Yapmayın hocam. Anlamazlıktan gelmeyin. Bahadır'ın benim oğlum olduğunu, çocuklara sizin yaydığınızı biliyorum. Ya böyle bir şey hakkında dedikodu yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum hocam. Eminim. Bu kadar özel ve şahsi bir meseleyi öğrencilerimle konuşacağımı nasıl düşünürsünüz? Kenan hocam, hiç değilse kabul etmenizi beklerdim sizden. Ama anlıyorum ki sizden dürüstlük beklemek de boşuna. Kenan hocam, beni bir baba olarak da, müdür olarak da nasıl zor duruma bıraktığınızın farkında mısınız? Böyle bir şey yapmadım diyorum. Yapmadığım bir şeyle suçlanmak hiç hoş değil müdür bey. Ben anlamıyorum yani, evet olanları duydum, çok üzüldüm. Hatta arzu ederseniz Bahadır'la da konuşabilirim. Sakın hocam. Sakın böyle bir şey yapmayın. Her şeye burnunuzu soktuğunuz için bu durumdayız zaten. Çıkın dışarı. Beni kovuyor musunuz? Nasıl anlamak isterseniz öyle anlayın hocam. Çocuklar. Ne zamandan beri kapı dinleri oldunuz? Nasıl yani hocam? Anlamazdan gelmeyin. Bahadır'ın müdür beyin oğlu olduğunu nasıl öğrendiniz? Ya şey hocam, aslında biz müdür beyle konuşmaya geldik. Sonra da sizin konuştuğunuzu duyunca içeri giremedik. Siz de bizi dinlediniz kapıda. Hocam öyle değil de aynı anda tesadüfen orada bulunmuş olduk. Tiyatro salonunda olanları da duydum. Bana bakın, öfkenizi anlıyorum. Ama öfkenizi tutup da Bahadır'dan çıkartmaya çalışamazsınız. Kontrol etmeniz lazım öfkenizi. Artık üniversite öğrencisisiniz. Ama hocam, müdür beyin de bizi bir okuldan kovmadı kaldı. O mesele başka, bu mesele başka. Aklınızı başınıza toplayın. Sağda solda kavga çıkartıp da müdür beyin daha fazla dikkatini çekmeyin yeter. Hadi gidin şimdi içeri. Beyler, bakın ne anlatacağım. Neydi? Şu bizim çadır maymunları var ya, yeni bir organizasyon peşindeler. Heh, olmasa şaşardım zaten. Bu sefer olayları ne? Bizim tiyatro oyununu baltalamaya çalışacaklar. Ya hiç akıllanmadı bu herifler ya. Akıllanacakları da yok zaten. Dün gördüm kafede, böyle yoğurt kabı, kadın kıyafetleri falan. Görseniz tam bir bit pazarı. Resmen komedi. Neyin peşindeler abi? Ya dur anlatıyoruz, ölçüsü dinlesene. Böyle dekor falan yapmışlar. Tiyatro yarışmasına bizden sonra çıkacaklarmış. Hem de biz de aynı oyunda. Yok artık. Vallahi. Adamlar hayırdır anlamıyor ki. Kendinin rezil olduğu yetmedi, bir de bizi rezil edecekler öyle mi? O iş o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Akşam kafeye girin. Benim aklımda var bir şeyler. Ne bileyim ben, ne oluyor? Ters tarafımdan mı kalktım, nedir? Dur bir dur, sakin ol, anlat ne oldu? Ya sabah geldim, adamın teki çocuklara bas bas bağırıyor. Birisinin velisi midir, nedir?
yani çıldırttı beni. Sonra arkasından müdür bey. Yani ikisi bütün hayat enerjimi aldılar ya. Bir dakika, bir dakika. Şu aşağıdaki adam nasıl biriydi? Ya ne bileyim, ellerinde bir adam işte, kır saçlı falan. Görmüşsündür kesin gelirken sen de. Deli midir, nedir? Ben hemen geliyorum. Ya vallahi hasta ettin beni, kanser oldum ya. Ya söyle, söyle sen ne istiyorsun, kimi arıyorsun? Söyle, ben yardımcı olacağım amca, söyle. Sana ne be adam? Sen kendi işine baksana. Ne bu okulun hali? Her taraf çöp. Ne? Sana verilen paraya yazık, yazık. Hasbinallah yarabbim sabır. Baba. Ah, nihayet sizi bulabildik Elif Hanım. Elif Hocam, bu adam sizin babanız mı? Galip, sen işinin başına dönebilirsin. Galip hadi. Kovun bunu. Gevşek bu, gevşek. Tamam baba. Ay, iki dakikada okulu birbirine katmışsın. Niye haber vermiyorsun geldiğini? Meşguldüm. Okulu hizaya katmaya çalışıyordum. Fena mı? Gevşeklik var burada, gevşeklik. Hem sen de hoş geldin diyeceğine hesap soruyorsun. Hoş geldin baba. Evet arkadaşlar, hepinizi tebrik ederim. Fire vermeden YGS'yi tamamladınız. Şimdi bundan sonraki adım çok önemli. Al kızım. Yine başladık abicim ya. Kamyonu nasıl zapt edeceğiz? Konu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Evet. Seyfi, al incele çocuğum. Hangi üniversiteyi seçeceksin çok merak ediyorum. Oğlum bugün herkes kamyonun üzerine oynuyor. Bu elimde gördükleriniz Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin tanıtım kitapçıkları çocuklar. Hangi üniversiteyi seçeceğiniz çok önemli. Şöyle bir alıcı gözüyle bakın. Evet, önümüzdeki 4 seneyi buralarda geçireceksiniz. Evet, farklı arkadaşlıklar edeceksiniz. Başka bir hayata gireceksiniz, değil mi? Hocam, girin demediniz ama burada olduğunuzu biliyordum. Müsait misiniz? Tabii hocam. Hiç önemli değil, buyurun. Hocam, benim zaman zaman Duru ile bir takım problemlerim oluyor. Biliyorsunuz, böyle kavga ettiğimizde, onunla dargın olduğumuzda ben kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle nefes alamayacak gibi oluyorum. Böyle zamanlarda da hep keşke birisi yanımda olsa, birisi beni dinlese derim ben. Hocam, nereye getirmeye çalışıyorsunuz? Hocam çok özür dilerim ama ben Bahadır'la durumunuzu öğrendim. Yani düne kadar bundan haberim yoktu. Ama eğer konuşmak isterseniz ben her zaman buradayım. Şimdi ya da daha sonra. Kucağındaki çocuk Bahadır. Çok güzel bir çocukmuş. Bahadır çocukken çocukça bir hata yaptı hocam. Ama sonra hatanın büyüğünü yapan ben oldum. Daha çocuktu hocam. Bense değildi. İşte şimdi de böyle ne yapacağımı, nasıl
nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum hocam. Arkadaşlar, Elif Hoca özel işleri olduğundan bugün bizimle olamayacak. Ama Belgin Hocamız bugün sizi izlemek için geldi. Ay çocuklar, üniversite yıllarıma döndüm adeta. Öğrenciyken ben de öğrenci kültür merkezinde böyle küçük bir tiyatro grubunda çalışıyordum. Ay çok heyecanlandım, hadi. Evet arkadaşlar, hepiniz hazırsanız başlayabiliriz. Hadi canım, çabuk konuşun. Birazdan peder beyler gelecekler. Eğer sizi böyle görürse çok fena olur. Demedi deme. Tamam, ben köyçülük edeceğim. Hadi. Siz hiç merak etmeyin Bacı Kalfa. Sizi utandırmayacağım. Sevdiceğim, bizi ayıracaklar. Aşkımızı dünya üzerinden bir kalemde silip atacaklar. Üzülme sevdiceğim. Üzülme sevdiceğim. Güneşin ışıkları, engin ufukları aydınlattıkça... Ayın şavkı her gece mavi sulara vurdukça bizi kimse ayıramaz. Küçük hanımın sauna vakti geldi. Yeliz, yanlış yerde girdin. Daha senin sıran değil. Hem yanlış role giriyorsun. Hocam ben... karıştırdım ben herhalde. Ben pardon. Sus be. Yeliz, sen manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ya anladık, seviyorsun da oyun bu. Ula ne yapayım? Elimde değil, kıskanıyorum. Tamam arkadaşlar, bölmeyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizi kimse ayıramaz. Kiraz odaklı. Küçük hanım. Lütfen biraz fazla hızlı konuşun, tamam mı? Peder Bey gelecek, sizi böyle görürse hiç hoş olmaz. Ben göçülük yapıyorum. Tamam Bacı Kalfa, sen göçülük yap. Benim pederin tersi fenadır. Gelirse buraya yakar. Sen biri gelirse ıslık çal, tamam mı? Okey. Oha be oğlum, oha ya. Nereden uyduruyorsun bunları? Oyun Osmanlı'da geçiyor Ömer, ne okeyi? Ya ben birazcık rolüme derinlik katayım dedim. Yani bence Fitnat biraz tırsak bir kız. Hani biraz daha çağdaş olsun, biraz daha modern olsun. Biraz saçmalamaz mısın? Ne moderni? Sen normal oyun oyna. Hadi devam ediyoruz. Ya var ya, hiç sanattan anlamıyorsunuz ha. Na to kafa, na to mermer be. Tamam hadi devam ediyoruz, hadi. Üzülme Fırat. Yok Dicle. Be. Abiciğim Fitnat ya, Fitnat. Baştan geliyorum. Üzülme Fitnat. Üzülme aşkım. Doğarken güneş ardında tepelerin, ay tutulmasında... Çüş ya. Bir yerinden element uyduruyorsun resmen. Öyle mi oldu ya? Bakıyorum metne hiç bakılmamış. Ezber sıfır. Bir sorun mu var? Ya yetkin. Yani sen de takdir edersin ki benim laflar biraz hani böyle karışık. Hani ay, güneş falan. Sizin ne güzel kısa kısa denk geldi ya. Allah Allah, böyle yan gel yat kebap. Çarpacağım ha. Can, mazeretle uydurup durma lan. Zaten moralim 0-6. Tamam ya, olacak şimdi. Sen bir git gel tekrar. Üzülme Fitnat. Üzülme aşkım. Gel seninle şöyle bir tur atalım. Hem ne güzel bir bahar havası da almış oluruz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Al şunu. Sen de şunu al. Gidin aranızda bir laf provası geçin. Hadi. Bu sefer olacak. Söylemem gereken bir şey var. Hani bugün okulda atıştığın biri vardı ya. Ha, şu huysuz adam. O huysuz adam burada.
Evet hayatım. O benim babamdı. Hatta hala babam. Ya niye söylemiyorsun ya? Kenan işte bu yüzden söylemiyorum. Çocuk gibisin. Bak baban biraz huysuzdur, aksidir ama çok tatlı adamdır. Ama biz çok acayip kavga ettik Elif, bilmiyorsun ya. Biliyorum canım, işte o yüzden kendini affettirmen gerekiyor. Ne yapalım? Gül seven dikenine katlanır. Babacığım. Hı. Babacığım. Kenan geldi. Hani nerede kızım? Babacığım ben hemen geliyorum. Kenan, Kenan dur. Nereye gidiyorsun? Ya senin baban beni çiğ çiğ yer Elif bugün olandan sonra. Ne yapacaksın peki? Korkak bir çocuk gibi kaçıp gidecek misin? Ne yapmam bekliyorsun? Kalıp benim bildiğim, sevdiğim adam gibi davranmanı, zor da olsa onunla yüzleşmeni bekliyorum. Babacığım. Kenan geldi. Sen? Evet ben. Benden nacizane bir teşekkür. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Yani son zamanlarda aldığım en güzel hediye. Osman Hoca için verdiğim taktik işe yaradı galiba. Evet. Ama nedense Osman Hoca'nın eve dönmesine pek sevinemedim. Pofuduk terlikleri aklıma geliyor. Hijyen mijyen sinir basıyor vallahi. Hem ben pek beceremiyorum bugünün anlayışlarını. Niye? Bence çok iyi beceriyorsun. Neredesin sen yavrucuğum? Bacık Alpa, Bacık Alpa. Küçük Hanım'ı arıyorum. Ben 3 saate geldi, paket hiçbir yerde yok. Oh, Can Can'ın ezbere bak, sular seller gibi. Vay, vay, vay. Ya biz sizi çok delikanlı çocuklar diyebilirdik ama yanılmışız. Ne işiniz var lan sizin burada? Geçiyorduk, uğradık. Geç oldu tabii biraz. Kız başınıza bir iş gelmesin diye. Malum, savunmasızsınız. Eğer bir koruma ihtiyacınız olursa... Ölçüsüz. Beni aşağı indirim, alırım boyun ölçüsünü. Saçma sapan konuşma, adam gibi konuş. Biz adam gibi konuşuruz ama siz onu pek beceremezsiniz. Aa, çok ayıp ama rica edeceğim beyzaceler. Çok ayıp arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz? Bırakın ya, boş verin. Kadınayı kaldırmak bizim raconumuzda yok. Hanımefendi gelmemişler herhalde, öyle mi? Yok, gelmedi. Sonra gelecek. Babacığım, kahven hazır. Tam istediğin gibi az şekerli, bol köpüklü. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Aman canım, bizi fazla yalnız bırakmasan iyi olur. Ne yapayım hayatım, adam kahve istedi. Ne o fısır fısır? Bir şey varsa ortaya konuşun. Yo yo babacığım, kahvesini veriyorum. Al Kenancığım.
Efendim bugünkü gerginlik için özür dilerim. Gerçekten böyle tanışmayı hiç istemezdim. Evet. Tabii babam emekli öğretmen olunca her şey kuralına, nizamına uygun olsun istiyor. İyi haklı tabii. Tahir amcanların niyet için ben seni düşünmüştüm. Ama tabii gönül işte. Ota da konuyor. Efendim biraz ayıp olmuyor mu? Ay babam şaka yapıyor Kenancığım. Çok şakacıdır değil mi babacığım? Yok gayet ciddiyim. Hala geç sayılmaz kızım. İmza atana kadar vaktim var. Bir telefona bakar. Rıza Bey ne diyorsunuz? Bir telefonda Nihat kapıda diyorum. Duymuyor musun? Senin kulakların da duymuyor galiba. Benim de bir tahammül sınırım var. Tamam, tamam Kenancığım bak ben de arada kalıyorum. Ne olur yapma, tamam mı? Boşuna uğraşma, duymaz. Kulakları da gitmiş onun. Gevşek bu adam, gevşek. Bana bakın. Ben buraya sizin hakaretlerinizi dinlemeye gelmedim. Hay hay, kapı orada. Baba. Çattık ya. Ne diyorsun sen öyle? Çattık, mattık. Benim asabımı bozma, gevşek! Baba, Kenancığım hadi hadi sen yavaştan git istersen yoksa burada işler Arap saçına dönecek. Yavaş yavaş gideceğim Elif. Bir an önce gidiyorum buradan. Tamam. Gel gel. Ben gençliğimde güreş yaptım. Güreşelim istersen. Aa, babacığım lütfen sakin olur musun? Tamam, tamam bak gitti. Hadi gel, gel otur babacığım. Otur. Otur bir sakin ol. Tamam. Çattıkmış. Tamam babacığım tamam sen yanlış anladın onu. Oo paşam, evin yolunu bilir miydin sen? Vallahi Kıvırcığım, ben sana hala dargınım. Beni evden kovduğun dün gibi aklımda hala. Ne oldu? Giderken havan 1500'dü, geçilmiyordur rüzgarından. Kıvırcığım, yalnız o bebek öyle tutulmaz, düşüreceksin şimdi çocuğu. Al sen tut o zaman. Ben de mamasını getireyim, acıktı zaten. Ver bakayım. Çok tatlı değil mi dayı? Ben vallahi çok sevdim bunu. Vallahi Yusuf. Ben de çok sevdim ama sakın yengene söyleme sevdiğimi, tamam mı? Ya seni yerim ben, bak yanaklara bak yanaklara, pıt 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 pıt. Ya Rıfat yeter artık. Yani ikimizin arasındaki bu saçma sapan gerginlik yüzünden el kadar bebek de mağdur oluyor. Zaten kaç gündür annesinden ayrı, üzülüyorum. Ben de onu söylüyorum Kıvırcığım, bu sefer planın tutmadı. İçerideyken bebeği nasıl sevdiğini duydum. Ama gerçekten benim bir alakam yok bu durumla. Sahi mi? Ya niye yalan söyleyeyim? Hem böyle bir oyuna niye el kadar çocuğu alet edeyim? Manyak mıyım ben? Kıvırcığım, bu olayla benim de bir ilgim yok. Ne yaptık biz bu bebeği? Çaldık mı Kıvırcığım? Ne yapıyoruz ya? Ya kimin o zaman bu bebek ya? Kıvırcığım, gözleri de renkli bana benziyor ya. Ah kuzum, gel bakalım. Ah mavi boncuğum benim. Acıktın mı sen? Acıktın mı? Ha bakalım. Ha. Ya oğlum bu kıyafetlerle hareket etmek de ne kadar zormuş ya. Hadi beyler hadi dağıtmayın kendinizi. Sabah Rıfat abi dağınık bulmasın kafeyi. Şşş Mario. Hı? Sen kıyafetleri torbaya koymadın mı oğlum? Evet abicim. Oraya koydum. Oraya mı koydum ya? Orası mıydı yoksa? Orası mı burası mı? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Cüzdanlar burada, kıyafetler yok. Nasıl yok ya? Ney? Aa, hakikaten yok oğlum. Telefonlarla cüzdanlar var burada. Tabii ya. Ondan iş. Beyler, asıl tiyatroyu kaçırdık. Cüzdan haklı. Hele o Seyfi'nin halini düşünemiyorum. Bak, bak, bak. Oğlum, sapırma. Kıyafetler nerede? Benimle uğraşırken keyifleri yerindeydi. Akıllansınlar biraz. Oğlum çok iyi oldu bu ya. Onlara yaz bile. Özellikle o Can'a çok iyi ders oldu. Ya Yetkin, çalıştırsana saksıyı abicim.
Bu kıyafetlerle mi dolaşacağız sokaklarda? Ya abicim, İstanbul sokakları var ya, istekin değildir. Bizi var ya, yerler dışarıda. Ya Çağlar, bu işi çözse çözse sen çözersin ha. Hadi. Bir koşu gider alırsın bizim kıyafetleri evden be. Kim? Ben mi? Evet. Ben var ya, bu kıyafetlerle hayatta o eve gitmem. Hayatta abicim. Ayrıca bir şey söylüyorum. Neden ben? Ha? Ya abicim, hava günlerinde başımıza komando kesilmiştin. Ha? Ne oldu şimdi? Ya sana var ya, vız gelir tırıs gider. Hadi be, hadi kardeşim, hadi kardeşim. Hem en güzelimiz sen oldun. Vallahi bak. Yani güzel olduğun için sana sert davranmazlar diye diyorum ben. Cihancığım, sana buradan elimin tersiyle gelişim bir çakarım görürsün ha. Güzel olmuşmuşum. Ben gitmem abicim hayatta. Ayrıca Seyfi gitsin bak. Tombul tombul daha sempatik duruyor. Psikopat! Saçma sapan konuşma. Ben hiçbir yere gitmem abicim. Ya arkadaşım, ne yapacağız? Kaldık mı böyle? Ben var ya, hayatta gitmem abi. Parçalarlar beni o dışarıda. Güzelsin dedi. Hayatta gitmem abi. Abicim, biraz daha hızlı olsak. Hani var ya, köşeden her an biri çıkacak diye acayip tırsıyorum ben ha. Amma tırsak çıktım Mario ya. Ne yapalım oğlum? Eteklerle ancak bu kadar hızlı yürünebiliyor. Lan oğlum, en azından iyi yönünden bakın lan. Alttan püfür püfür esiyor. Siz gene iyisiniz, ben ne yapayım? Yüzüm gözüm kapkara. Ha, abicim ben size ne dedim? Ya filmlerde de böyle olur zaten ya. İlk uyarıyı yapan genç, ilk giden olur. Şöyle köşeden köşeden. Ufak ufak, ufak ufak. Sapık, 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 sapık. Sapık, 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 sapık. Yeter, 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 ama. Yani buraya sığındığımızda çok iyi oldu ya, gerçekten süper oldu. Ne yapalım abicim? Taksiye binecek paramız mı var? Bari hiç değilse otobüs motobüs gelir, bir amcadan akbil falan isteriz, basar gideriz. Yok artık. Arkadaşım, yürüsenize işinize gece gece. İnagrasyon yaptın teyze, bırakırdık işte gideceğiniz yere. Teyze mi? Sen kime teyze diyorsun be? Hayatında teyze görmedin mi sen? Teyze o yaşayacak görmedin. Ben! Lanet! Lanet! Ay, lanet! Ayıp! Ayıp! Ayıp. Lanet herif! Nerede kaldı bizim gece güzelleri ha? Kim bilir feneri nerede söndürdülerse artık. Neden bahsediyorsunuz siz? Poyraz, cidden nerede Caner'ler? Sizinle tartıştınız değil mi? Yok canım, neden tartışalım ki? Şimdi bittiniz siz. Yaptığınız var ya, eşek şakası bile değil ha. Arkadaş, akşam yaptığınız maskaralıkları gördük, bir uyaralım dedik. Oğlum, bu halde yarışmaya katılıp okulumuzun da adını lekelemedin, tamam? Hadi alın. Bak sen müdürün prensi ve yardakçılarına. Müdüre güvenince bayağı havalandınız oğlum siz. Hey 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 hey! Söyle! Geçin evinize! Ne oluyor ya? Ne oluyor çocuklar size? Ne konuştuk biz sizinle? Bu arada geceyi evde geçirmenin de bebeği borçluyuz sanırım. Kıvırcığım, Rıfat abilerinin bu zor günde çocuklar yardım etti. Ayrıca yatakları çok rahatsızdı. Caner de geldi artık. Kovuldun yani. Nerede çıktık Kıvırcığım ya? Neyse sen onu bunu bırak da bu bebek kimin nesi, kimin fesi onu bulalım bence. Polise mi gitsek? Ay Rıfat, çocuk hırsızlığından tutuklamasın polis bizi. Ya Kıvırcığım, ne hırsızlığı ya? Dün gece ağzımdan çıkıverdi. Bebeği sen getirmediğine göre, ben getirmediğime göre biri getirip buraya bıraktı. Rıfat abi, ya bizim dışarıda bir kamera vardı ya, hani güvenlik kamerası. Onun kayıtlarına baksak. Ya Kıvırcığım, ben diyorum bundan yerin altında 1,5 metre daha var diye. Aferin kız, aç kamerayı. Nedir alıp veremediğiniz?
Hocam bizim bir alıp veremediğimiz yok ama arkadaşların bir problemi var anlaşılan. Hocam bizim onlardan iyi olduğumuzu bildikleri için kıskanıp duruyorlar. Ya sizin Türkçeniz kıt herhalde. Müdür bey size tiyatroya katılmayacaksınız demedi mi? Bana bak. Öncelikle derste olduğunuzu unutmayın. Böyle karşılıklı atışmalar istemiyorum. Şimdi sizi dinliyorum Caner. Hocam, ya müdür bey bizi çok yanlış değerlendiriyor. Tamam bir takım faaliyetlerden dışlanmış olabiliriz ama biz yine de pes etmedik. Kendi aramızda bir ekip kurduk ve bir oyun hazırladık hocam. Hocam siz de izleseniz gerçekten çok seveceksiniz. Hocam vallahi Oscar'lık performanslar var. Ya onlar kötü demiyoruz. Ama biz de bir şans istiyoruz en azından. Hocam bir izleseniz, sonra müdür beyle konuşsanız. Hocam bence de. Bunları izleyince karar vermekte hiç zorlanmayacaksınız zaten. İyi tamam o zaman. İzleriz. Şimdi açın kitaplarınızı yeteri kadar kaynattınız. Öf. Ay Rıfat nasıl güvenlik kamerası bu ya? Bizim kafenin önünden ayrı her yeri görüyor. Şimdi Kıvırcığım bizim mekan suçtan uzak bir mekan olduğu için güvenlik önlemlerine ben çok önem vermemişim. Belli. Ya Kıvırcığım önemli olan suç işlemeden önce önlem almak. Ben de bahçeye böyle bir sistem kurarak suç işlenmeden önce önlem alıyorum. Ay Rıfat tamam sus Allah aşkına. İçim şişti zaten boş boş görüntüleri izlemekten. Ay ay Rıfat abi biraz baş alsana. Oradan bir kadın geçti. Bizim bebek vardı elinde. Ha. Bak 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 bak. Ay vallahi bizim bebek bu. Baba bak geliyor bak bak. Aa. Bak nasıl bıraktı bıraktı gördün mü? Vicdansız. Ay gidiyor. O yüzünüzdeki nur, gözlerinizdeki ışıltı, dudaklarınızdaki parıltı ve yanaklarınızdaki o elma kıvamındaki allık beni benden alıyor. Deste izdivacınıza talibim sultanım. Ben de talibim. Küçük hanım belinize dikkat. Tamam tamam indir indir. Sakatlayacaksınız bir yerinizi. Başta biraz gerildim bu kıyafetlerinizi görünce ama iyi iş çıkarmışsınız. Yani müdür beyle konuşacaksınız o zaman hocam. Tamam konuşacağım. Yaşayın hocam, yaşayın hocam. Sağ olun, sağ olun. Hadi çıkartın üstünüzdekileri bakalım. Tamam. Kenan? Ha, sen miydin? Ne oluyor burada? Bizim çocuklar alternatif bir oyun hazırlamışlar. Onu izledim. Seni arıyordum. Burada olduğunu söylediklerinde anlamıştım bir şeyler karıştırdığını. Sanki beni tanımıyormuş gibi. Tanıyorum. Ama bu durum müdür beyi çok kızdıracak haberin olsun. Vallahi müdür olarak bir karar almış. Bu karar yanlış da olabilir ki bana sorarsan çocukları bu şekilde dışlayarak derslerine sarılmalarını da engelliyor. Tamam da bu kural tanımazlık başına iş açacak Kenan. Ne oluyor? Yoksa sizin başarınıza ortak olmamızdan mı korkuyorsunuz? Vay! Rekabet istiyoruz ha? Vallahi benim ekibime güvenim sonsuz. Ama sana bir şey olmasından çok korkuyorum. Korkma ben hallederim. Sen beni niye arıyordun? Babamla işler hiç iyi gitmedi. Hem de hiç. Çok özür dilerim Kenan. Gerçekten durumun buraya geleceğini bilmiyordum. Özür dileyecek bir şey yok. Beni sevmiyor olabilir ama seni çok sevdiği kesin. Tamam şunu da kabul ediyorum. Müdür beyle ve babanla aram iyi değil. Ama önemli olan seninle aramız iyi mi? Tabii ki. O zaman problem yok. Girin. Buyurun Kenan Bey. Canerler bir tiyatro gösterisi hazırlamış. Bu konuda konuşmak için geldiniz değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi hocam bir müdür olarak bazı şeylerden haberim var. Ben izledim. Bence gayet başarılılar. Yani onlar da
bir kez orada oynamayı ve izlenmeyi hak ediyorlar. Kenan hocam, doğrusu Caner'lerin böyle bir şey yapması beni hiç şaşırtmadı biliyor musunuz? Ve bu konuda konuşmak için sizin bana gelmeniz de. Siz söylemeden ben size anlatayım hocam. O konuda yarışma jürisiyle konuştum. Her okuldan sadece bir tek ekip katılabiliyormuş. Format böyle yani. Anlayacağınız o konuda yapılabilecek fazla bir şey yok. Bilmem anlatabildim. Evet, anladım. Gördüğünüz gibi yine kurallar Kenan hocam. Bir organizasyon yapılırken o kurallara ihtiyaç duyuluyor ve her kuralında mantıklı bir açıklaması mutlaka vardır. Öyle değil mi? Konuşacağınız başka bir şey var mı? Hayır, yok. Güzel. O zaman size iyi dersler. Ay vallahi aklım hafsalama almıyor. Hangi vicdansız anne böyle tatlı bir bebeği kapının önüne bırakır da gider? Belki çok zor durumda kalmıştır kadın ya. Pakize saçma sapan konuşma. Ne olursa olsun. Ben buldum. Ya başkası bulsaydı? Şimdi ne yapacağız Rıfat? Ne mi yapacağız? Annesini arayıp bulacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Bak 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 yanaklara bak. Çocuklar, müdür bey katılmanızı istemiyor. Ama ben bir yolunu bulacağım, merak etmeyin. Adımız çıktı bir kere hocam. Ne yapsak müdür beyin gözünde yasaklıyız. Ne kadar emek verdiğinizi gördüm. En azından bu emeğinizin boşa gitmemesi için çalışacağım. Allah'tan sınavınız iyi geçti. Hepiniz kazandınız. Yoksa müdür beyin eli daha da güçlü olacaktı. Hadi, hadi sınıfınıza girin şimdi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Abicim, siz gaza getirdiniz beni. Dediniz, moralin düzelir. Gel kafa dağıtırsınız dediniz. Ama olmuyor işte, olmuyor. Ya tamam Seyfi, haklısın da yani dünyanın sonu değil ya. Ya oğlum, yani kaydırmışsın işte, hata olmuş. Arkadaşım bu kadar üzülme ya. Bak sen zeki bir adamsın. Olmadı seneye girersin sınava ve kazanırsın. Ya hem önümüzde bir sınav daha var. Onu geçeceğimiz de meçhul. Belki bakarsın kaybedenler kulübüne katılırız. Yuh. Hakikaten yuhum arıyor. Çüş. Abicim, sizin için demesi kolay. Ben ne anneme, ne daha Ayşegül'e daha sınavı kazanamadığımı bile söyleyemedim ya. Hele Kenan Hoca'ya. Gözlerinizle gördünüz abicim biraz önce. Adamın yüzüne bile bakamıyorum ya. Ben nasıl söyleyeceğim matematikten sıfır çektiğimi de sınavı kazanamadığımı?